Kefaret ağır bir ceza. Yani 60 gün ard arda oruç tutmak ağır bir ceza. Bu nedenle kefaret gerekmesi için bir altyapı olması veya bu kefaret cezasının bazı şartlara bağlı olması gerekir. Yani şöyle bir uygulama yapılması doğru değil. Oruç mu bozuldu? Haydi bir kefaret. Bozuldu kefaret. Bozuldu kefaret. Bu kadar kolay değil. Çünkü nihayetinde 60 gün aralıksız oruç tutmak bir ağır ceza. Bunu belki Müslüman dayanır, gençtir, katlanır ama bir defa bu cezaya müstahak olmak bir veballi yani ağır hatalı biri olmak demektir ki fıkıh bilgisi olarak Müslümanı böyle paldır küldür cezanın içine atma meyli doğru değil. Dolayısıyla kefaret iyi be verelim keselim böyle bir ceza kurtulsun denmesi yerine ceza ağır olduğu için 60 gün diye bir ard arda oruç diye bir ceza olduğu için bunun hangi şartlarda oluştuğunu iyi tahmin etmemiz ya da iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu kefaret şartlarının ki kefaret nereden gerekiyor dedik iki şeyden öz olarak. Birincisi gıda yiyip içmek Ramazan'da kasıtlı olarak. İkincisi de cinsel ilişki. Yalnız defalarca duyduk doğru bir bilgi olarak Müslümanın yanılarak yaptığı şeyden Allah muhafaza etmiyor. Yani bir Müslüman Ramazan-ı Şerif'i unutup tıka basa yemek yemiş olsa orucu bile bozulmaz. Bunlar hepsi bir tembellik, bir vurdum duymazlığın cezalarıdırlar. Şimdi kefaret yeme içme ve cinsel ilişkidir dedik ama sahurdan niyet etmiş insan orucunu gündüz bu bahsettiğimiz şeylerden dolayı bozarsa ona kefaret gerekir. Bu da şunu gerektiriyor, şu sonucu doğuruyor. Hiç oruca niyet etmeyenin gündüz yemek yemesinden kefaret gerekmiyor. Kefaret niyetlenilmiş bir Ramazan orucunu bozmanın cezasıdır. Peki, yarın ben oruç tutmayayım diye karar etmiş birisinin böyle bir cezası olmayacak mı? Olmayacak. Yani Ramazan'ın yarın 5. günü. Ben yarın oruç tutmayacağım dedi, inat etti veya bir sebeple tutmayacağım dedi. Gün boyu da yemek yedi. Bu kefaret gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. Neden? Kuralımız ne bizim? Niyetlenilmiş bir orucu yiyerek, içerek ya da cinsel ilişkiyle bozan birisine kefaret cezası gerekir. Öbürüne ne gerekir? Öbürüne ömrünün sonuna kadar gözyaşı gerekir. Çünkü kefaret Allah-u Teala'nın bu hatayı bağışlaması için açılmış bir kapıdır. Sen niyet ettiğin orucu Ramazan-ı Şerif gününde bilerek bozdun. O zaman sen cezalısın. Cezanın affolmasını istiyorsan tövbenin yolu budur. Nasıl kul hakkının tövbesi götürüp o hakkı geri vermektir. Namazın tövbesi onu kaza etmektir. Ramazan-ı Şerif'in azametini ihlal ederek, bozarak Ramazan-ı Şerif'ten dolayı suç işlemiş olmak da aynı şekilde bir cezayı gerektirir. Tövbesi de bunun 60 gün oruç tutmaktır. Hayır, hiç niyet etmemek hata değil, başkaldırıdır. Onu 60 gün ceza ile kapatmak mümkün değil. O
bir tür isyandır, öbürü yaramazlıktır, hatadır. Hiç niyet etmemek, orucu uygun görmemek çok büyük bir tövbeyi, samimi bir tövbeyi gerektiren bir hatadır. O yüzden diyoruz ki kefaret niyetlenilmiş, başlanılmış bir orucu bozmanın adıdır. Öbürüne isyan diyoruz. Peki insanlar o zaman hiç niyet etmesinler, Ramazan'ı tutmasınlar. Bu bir imtihan meselesi. O zaten çukura düşmüş, ateşe düşmüş birisi gibidir. Onun tövbesi çok daha zor.